Hepsi merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çiçeklerimizde görülebilecek olan hastalıklara karşı, bitlere karşı ne gibi önlem alabiliriz onunla ilgili bilgi vermek istiyorum. Özellikle pamukçuk biti ya da farklı bir bit oluşmuşsa bununla ilgili nasıl bir tedbir alabiliriz onunla ilgili kısa bir bilgi verip uygulamalı olarak göstermek istiyorum. Çiçeklerimin bir kısmını sizlere gösteriyorum. Şöyle biraz bakın, yeni yeni kaktüsümün filizlenmeye başladı artık. Güneş açmaya başladı. Bahar geldi. Aloe veram. Farklı kaktüslerim. Dikenler taze çiçeklerim. 3 farklı renkte. Bunlar. Evet. Fidelediklerim de var. Hepsini buraya getirmedim. Arkada çilli begonyam var. Yaklaşık 1-1,5 ay önce A101'den aldım. Orkidem var. 2 tane dalı. Çiçekleri kurudu. Normal arkadaşlar, o da sıkıntılı bir durum değil. İlk defa görüyorsunuz arkadaşlar, kohleram çiçek açacak. Ben bunu küçücük bir yavru olarak filelemiştim. Komşumdan almıştım. Görüyorsunuz çok fazla çiçeklenmeye başladı. Çok fazla da şöyle bir döndüreyim. Yavruları oluşmaya başladı. Bak, bundan da yakında bir çoğaltma yapacağım. Evet, bir resinem. Bundan birkaç tane var arkadaşlar, balkonda birçoğu. Telgraf çiçeğim. Bunu uzun zamandır göstermedim. Bu çok fazla yer kapladığı için çiçek çekimlerimde çok fazla koymuyorum. Bu da arkadaşlar ıtır çiçeğim. Lila rengi çiçekler açıyor. Çok güzel bir kokusu var. Bakın şöyle yapıyorum. Kokusunu etrafa veriyor. Bunlar da bazı menekşelerim arkadaşlar. Bu gördüğünüz menekşemde bitler oluştu. Ben fark ettiğim anda hemen diğer menekşelerimi yanından ayırdım. Ben şimdi çekim amaçlı buraya koydum. Bakın size göstereyim. Biti şöyle döndüreyim. Şuraları görüyorsunuz değil mi? Şöyle. Bu yeni yeni başladı arkadaşlar ve çiçek gelişiminin olduğu yerde başladı. Hani bir yapraklara bir sıçrama olmadı. Çok da güzel bir çiçek gelişimi oldu. Bunu da ben A101'den almıştım. İkinci kez açtı. Budamasını yaptım. Saksı değişimini yaptım. Toprak eklemesini yaptım. Çok güzel. Yine canlandı ve dolu dolu tomurcukları var. Tomurcukları da açıyor. Tomurcukları da kurumuyor. Ben sirkeli su yapacağım ve pamukçuk bitinin olduğu yerlere sirkeli suyu süreceğim. Evet arkadaşlar, aynı ölçüde 2 tane karton bardağım var. Birisinde yarıya kadar su var. Birisi de boş. Ben özellikle miktarı daha iyi algılanması için böyle yapacağım. Bunu yarıya kadar sirke dolduruyorum. Evet. Ve geri kalanı ise su dolduruyorum. Yani sirkeyi direkt olarak çiçeklerime sürmüyorum. Mutlaka sulandırarak sürüyorum arkadaşlar. Tabii sürerken dökülebilir. Bunu daha büyük bir kaba koyabilirsiniz. Evet arkadaşlar, ben üzüm sirkesi kullandım. Ev temizliği için kullanılan sirkeyi kullanmayın arkadaşlar. Evet, diğer yemeklerde kullandığım sirkeyi kullanabilirsiniz. Toprağına dökmüyorsunuz arkadaşlar. Ben fısfıslı yapmıyorum. Hani yapabilir miyiz diyen var. Bunu yapan da var. Fısfıslı yapan da var. Bu size kalmış bir şey. Sadece olan yerlerine sürmeye çalışıyorum. Bunu haftada bir, 2 hafta arayla ya da 3 hafta arayla yaparsanız gerçekten çiçeklerinizi kurtarmış olacaksınız arkadaşlar. Mesela ben buna yapmıştım. Bu bitlenmişti. Farklı bir bit olmuştu bunda. Sirkeli su yaptım. Itırı bulamıyorum. Hani Türkiye'de çok fazla yok ya da benim bulunduğum yerde çok fazla yok. Evet, bu kurtuldu. Evet, nasıl sürüyorum? Sürelim. Şöyle sürelim. Kulak çöpüyle ya da elinizle de alabilirsiniz. Bitkilerin de en küçük yapı taşı hücre ve bitkilerin hücrelerinde hücre duvarı bulunuyor. Daha sonra hücre zarı geliyor. Fakat böceklerde, bitlerde ya da insanların hücresinde bu bitki hücre duvarı yok. Dolayısıyla hani bu sürdüğümüz bu sirkeli su öncelikle çiçeğinize değil bitlere zarar verecektir. Bu sebeple bu uygulamanın zararı noktasında sıkıntı yaşamayın. Eğer tereddüt ediyorsanız küçük bir yere sürebilirsiniz ve
olumlu bir imaj alıyorsanız devam edebilirsiniz. Bitli olanları koparabilirsiniz de. Birazcık da ellerimle şöyle daha iyi sürülüyor. Mutlaka sirkeyi sulandırın ve toprağına dökmeyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar, böyle. Sizler de çiçeklerinizi diğer zararlardan korumak için farklı uygulamalar yapabilirsiniz. Evet, ben çiçeklerim için sirkeli su kullanıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşça kalın.